Konuşuyoruz. Bir ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen bize işin hukuki, bilimsel boyutuyla bir açıklamasını yapar diye umut ediyoruz telefon hattımızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar Yavuz Bey. Teşekkür. Ben konuyu anladım. Aşağı yukarı sorunuzu da tahmin ediyorum. Buyursunlar o zaman hocam. Hiç vakit kaybetmeden. Buyurun. Sağ ol. Şimdi ceza muhakemesi kanununda tutuklama nedenleri var. Önce bir hukuk üzerinden gidelim dediğiniz gibi. Evet. Hukuk devletinde kanun metinlerinden gideceğiz. Bu 100. madde, yani tutuklama tedbiri, ceza yargılamasında adaletten kaçmayı veya delil karartmayı engellemek amacıyla en istisnai, çünkü kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kısıtlandığı için şüphelinin veya sanığın bir yerde tutulması, derdest edilmesi şeklinde geçici bir tedbir olarak uygulanır. Evet. Burada da katalog bazı suçlar vardır. O katalog suçlardan birisi Türk Ceza Kanunu, ben ilgilendireni söyleyeceğim. Evet. Türk Ceza Kanunu 214. maddesinde silahlı örgüt ve dolayısıyla onun propagandası diyebileceğimiz bir meseledir. Ama şöyle bir hususat var. Bu bahsedilen konu eğer terör örgütünün propagandası iddiası ise bu katalog kapsamına, yani bir tutuklama zorunluluğu demeyelim de katalogda olması sebebiyle katalogda sayılan suçlarda tutuklamanın nedenlerinin varsayılacağının kabulüne dair hükme girmeyebileceğini önce söylemek gerekir. Çünkü anladığım kadarıyla okuduğum kaynaklardan ve sizin bahsettiğinizden anladığımız burada hakkında iddiada bulunan kişi terörle mücadele kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasından hareketle suçlanıyor. Evet, yani terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişinin işte 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı, basın yayın yoluyla işlenmesi halinde cezanın artırılacağı, devamında da birkaç hüküm var. Ancak burada hususat şudur önemli olan, bu katalogda değil bir. İkincisi, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek. Eskiden bu yoktu. Bu 2013 yılında yapılan bu demokratikleşme hareketi sırasında insan hakları Avrupa Mahkemesi'nin de Avrupa Birliği'nin de talepleri doğrultusunda bu fiilin, yani terör örgütünün propagandasını yapmak suçunun unsurları zorlaştırıldı. Yani örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapana çevrildi. Evet. Dolayısıyla somut olayı değerlendirirken dosya içeriğini, bunlar klasik sözler ama bilemiyoruz. Bu iki nokta kendisini tutuklama tedbirinin tatbikinin ağırlığı da dikkat alındığında göz önünde bulundurulması gereken nokta. Gerçekten hani gazeteci olması, efendim işte bir başlığa veya daha sonra hemen kaldırılmış sehven yazıldığı söylenen bir haber içeriğine veya yayın şekline binaen tutuklama vardır şeklinde bir yaklaşım karşısında bu dediğimiz iki husus önemli. Ama Türkiye'de bir tedbir olan tutuklamanın yıllardır sorunlu olduğu, özellikle bu suç veya terör örgütü iddiaları çerçevesinde bilhassa Ergenekon balyoz dönemlerini hatırladığınızda, evet, sıkça uygulandığı ve devamında ve eleştirildiği, değil mi hocam? Görmektiniz. Evet, yani netice itibariyle siz bir soruşturma yapabilirsiniz. Hatta adli kontrol tedbirini dahi tutuklama şartlarının varlığında tatbik etmeyi düşünmeniz durumundasınız, düşünmek durumundasınız. Burada tabii dediğim gibi devam eden bir dosya. İçeriğini de bilemiyorum ama şunu ifade etmek istiyorum. Bir tutuklamanın tedbir olarak tatbiki için hakikaten son çare olarak karşımıza adaletten kaçma veya delil karartmayı engellemek anlamında, yani bir ceza mahiyetinde başka suçların işlenmesini önlemek veya işte o eylemin ağırlığı, iddia edilen eylemi, çünkü suçsuzluk masumiyet karnesi devam ediyor. Burada bir ceza tatbikinden bahsetmiyoruz, tedbirden bahsediyoruz. Bu şekilde düşünüldüğünde tutuklama tedbirinin uygulanma sıklığı, süre uzunluğu ve biraz önce bahsettiğiniz bu hadisede tatbiki gündeme geldiğinde hakikaten iddia konu suçun unsurları acaba o terörle mücadele kanunu kapsamında var mı yok mu, bunu bir değerlendirmek, bir de dediğim gibi o ceza muhakemesinin 100. maddesindeki tutuklama tedbirinin şartlarına bakmak gerekir. İtiraza tabi bir karardır. İtiraz edildiğinde itiraz merci olan hakimlik bir değerlendirme yapacaktır.
her zaman tahliye talep edilir. Ama orada da sulh ceza hakimliğine itiraz ediliyor değil mi? Zaten doğrudur, bu yönteme ilişkinde bir eleştiri var. Doğrudur. Sulh ceza hakimliğinin itirazını önce kendi hakimlik olarak değerlendirecek kararı veren merci, eğer kararını değiştirmezse, düzeltmezse bir sonraki sulh ceza hakimliği bu itirazı, yani şahsın tutuksuz yargılanması veya yerine adli kontrol tedbiri uygulanması bakımından kişinin kendisinin veya avukatının yaptığı talebin değerlendirilmesi gerekir. Tekrar söylüyorum, önemli bir husus burada, terör örgütünün propagandasını çok geniş uygulayamazsınız. Yani o ayrı bir konu, çünkü bizde tekrar eskiye dönüş yapılmak isteniyor ama değişmedi. Çünkü terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapmak, yancı, onun yanında, onun yönünde konuşmak, yazmak, çizmek suç. Eskiden terör örgütünün sadece övülmesi de suçtu ama o 2013 yılında değiştirildi. Bu işin bir tarafı, ama diğer tarafı da sizin sualiniz daha çok bunun üzerineydi. Tutuklama tedbiri burada uygulanır mı, uygulanmaz mı? Hakikaten o takdir ve değerlendirmenin içine girip de yargı mercinin işine karışacak değilim ama tutuklama tedbiri adı üzerinde kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını kısıtladığı için son uygulanacak, son çare artık delil karartma veya adaletten kaçma ihtimali bulunan kişileri elde tutmak noktasındadır. Ama bu örgüt iddialarında, suç veya terör örgütlerinde Türkiye'de sıkça ve çokça kullanılmıştır, sorunludur. Mümkün olduğu kadar insanların tutuksuz yargılanmalarının, çünkü suçsuzluk masumiyet karneleri devam ettiği için önünün açılması, tutuklulukların sonlandırılması veya yargılamaların, yani davalarının bir an önce başlaması elzemdir. Bu konuda Türkiye'de sorunlar olduğu vaki, özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra bu olağanüstü hal döneminde devam ettiği süreçte tutuklama tedbirinin hakikaten maksadını aşar şekilde uygulandığı yönünde bir takım iddiaları, itirazları biz de duyuyoruz. Belki biraz duygusal bulabilirsiniz bu söyleyeceğimi ama sonuç itibariyle son dönemde çok sayıda gazetecinin tutuklandığını, hakkında çıkan iddianamelere baktığımızda elle tutulur bir şey en azından biz baktığımızda göremediğimizi düşünüyoruz. Evet. En son bu olayda atılan bir başlık mı, 55 saniye sonra değiştirilen bir başlıktan bahsediyoruz. Bir savcının bunu kayıt altına alma zorunluluğu olduğu da iddia ediliyor. Onu alma şansı bile yokken ekran görüntüsü üzerinden soruşturma başlatmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin de bir değerlendirme var. Ama tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Biraz önce biliyorsunuz soyut kanun metninden, yani terör örgütü propagandasını yapmanın ne olduğundan bahsettim size. Terörle mücadele kanunun 7. maddesinin 2. fıkrası. Benzer bir düzenleme Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde suç örgütleri bakımından var. Yani terör örgütünün propagandasını yapmak demek, bir an bırakın her şeyi bir kenara, gazeteciliği bir kenara bırakın, 2 dakikalığı, 10 saniyeliği bir kenara bırakın. Bu suçun unsurları noktasında eğer iddia buysa şu anda sizin ve basının yansıttığı, başka hiçbir delil yok diyor, yani avukatı söylediği için söylüyorum. Buna bakmak lazım, gerçekten bunun korkutucu baskı niteliğini dönüşmemesi. Yani gazeteci neticede mesleğini icra ediyor ama gazetecilik mesleğinin icrası da kuralsız, kaidesiz, dilediğin gibi yazmak, çizmek de olarak değerlendirilmez. Önce bu iddia 10 saniye 2 dakika sonra kalkıp kalkmadığı bir kenara, bahsettiğim terörle mücadele kanunun kapsamında veya o bahsettiğim Türk Ceza Kanunu kapsamında kabul edilebilir mi, görülebilir mi? Çünkü neticede biliyorsunuz tutuklamanın ön şartı iddiaya konu suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe sebepleri. Yani neticede biraz önce bahsettiğim adaletten kaçma veya delil karartma tutuklamanın sebepleri. Ama tutuklamanın ön şartı iddiaya konu suçun, yani işlendiği iddia edilen suçun o kişi, şüpheli veya sanık tarafından işlendiğine dair kuvvetli şüphe sebeplerini gösteren delillere ulaşmaktır. Yani kuvvetli suç şüphesi deriz bu. Dolayısıyla bu noktayı nazardan bahsederek ben biraz önce size terörle mücadele kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümlerinden bahsettim. Yani somut olayın özelliği şudur veya budur bilemem ama buna uyması gerekir. Ondan sonra siz bakarsınız gerçekten bir adaletten kaçma veya delil karartma, yani pasaportu, seyahat bileti cebinde bir yerlere doğru gidiyor mu? İkincisi delil karartma, o anda bir şeyi yakıp yırtıyor mu bir delili, belgeyi? Bir diğer hususatta adli kontrol denilen bir tedbir var. Ceza Muhakemesi Kanunu 109. maddesinde onunla
giderilemeyecek bir durum mu? Ölçüllük ilkesi deriz biz buna da. Adli kontrol tedbirinin tatbiki suretiyle acaba istenilen amaç adli makam tarafından sağlanabilir mi, sağlanamaz mı? Yoksa durumun hassasiyetini biliyoruz. Meydana gelen trafik kazasının veya soruşturma devam ettiği için ne şekilde zuhur ettiğine dair araştırması, soruşturması, denizde meydana gelen o vahim kazanın akıbeti de araştırılacak. Oradaki hassasiyeti, oradaki kaybı, ağırlığını bilmemek, onunla ilgili bir haberleştirmenin hakikaten incitici olmadan verilmesi noktasında duyarlılığı anlayabiliyoruz. Ama hemen bunu alıp da bununla ilgili yayın ve yayımları, biraz önce bahsettiğim o terörle örgütünün propagandası veya bir suç veya silahlı örgütün propagandası şeklinde değerlendirmek noktasında iddia konu o suçun yasal unsurlarının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında da değerlendirmeyi yapmak, ondan sonra da tutuklama şartlarının varlığı veya yokluğunu da somut olayın özelliklerini bireyselleştirerek, biz son zamanlarda şunu görüyoruz Yavuz Bey, bu çok yanlış, tutuklama tedbiri uygulanıyor veya süreçler uzuyor. Çoklu sayıda şüpheli veya sanık var. Basma kalıp sözlerle isimlerin alt alta yazılıp da tutuklama. Bu bakın ama bu alışkanlık işte o sözde Ergenekon balyoz süreçlerinin hediyesidir. Biraz. Ama onu eleştiriyoruz hocam. Geldiğimiz bakın noktada işte, aynısı maalesef. Yani. Efendim işte zaten hani biz hukukçu olarak, ben hukukçu olarak çok zorlanıyorum. Zorlandığım noktada bu. Daha önce ne söylüyorsam yine onu söylüyorum. Siz hukuku araçsallaştırmadan doğru dürüst, hukukun evrensel ilke ve esasları çerçevesinde çıkarılan kanunları rasyonel, akılcı, hukuki, eşit ve dürüst uygulamak mecburiyetindesiniz. Bir yani hukuk... burada tabii bir takım hassasiyetleri anlıyoruz, biliyoruz ama burada siz temel hak ve hürriyetlerin özünü zedeleyecek şekilde veyahut da ceza yargılamasının örneğin tedbir olan tutuklamayı amacından çıkaracak şekilde de uygulayamazsınız. Hocam, hukuk devleti kimliğinize aykırı olur. Siz tecrübeli bir hukukçusunuz. Çok dava gördünüz, çok dosyaya baktınız. Evet. Şu süreçte evet. Türkiye'de adalet en çok konuşulan meselelerden birisi. Doğru, herkes, Türkiye'nin en önemli sorunu. Herkesin bakın, de. Bakın tekrar söylüyorum. Evet, şimdi ben onu söyleyecektim. Kaygılı mısınız? Ve basını da şu konuda. Kaygılı mısınız hocam? Yani netice itibariyle eğer olağan hukuk düzenine geçilemezse, yakın vakitte olağanüstü halin şartları kanun hükmünde kararnamelerle idare devam edecek olursa, hak arama hürriyeti, yargı yoluna başvurma kısıtlı olursa, ön yargılı hareket edersek, birçok mesleğini kaybetmiş, tutuklanmış, soruşturulan, kovuşturulan insanlar var. Bunlarla ilgili süreçler devam ediyor. Bu noktalarda stabil dediğimiz o sorunu çözücü 15 Temmuz sürecini, o devlet hatasıdır netice itibariyle 15 Temmuz'a buraya gelindiğinin geçmişine baktığınızda birçok sıkıntının çıkış sebeplerini gördüğünüzde esasında maalesef devlet yapması gerekenleri zamanında yapmayarak bu aşamaya gelmiş. Hele ben size bir şey söyleyeyim, konuyla ilgili değil. Ben şunu araştırıyorum. Dün internet sitesinde, bugün de gazetesinde çıktı. Washington Post'ta Fethullah Gülen'in bir yazısı yayınlandı. Gidin bakın oraya. Yani müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'nin durduğu yere bakın. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok istediği bir insan olarak, bir şüpheli veya sanık olarak baş kişi olarak sorumlu tutulan bir şahsın yazısını Cumhurbaşkanı buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken, yoldayken, evet Washington Post bir gazetedir. Elbette ifade özgürlüğüne önem verir. Ama aynı durumda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Amerika'nın bu şekilde âli menfaatlerini ihlal ettiği iddia edilen kişiyi Türkiye'de koruyup kollayarak en önemli gazetelerinde köşe yazısı yazdırdığında ortaya çıkacak durumu düşünün, iade istediğiniz bir kişi. Yani bakın süreç acayip gidiyor. Süreç tuhaf gidiyor ama bundan insanların, hani garip kuraba deniyor ya, hani evet, öğretmeniydi, polisiydi, askeriydi, savcısıydı, bu kişiler üzerinde mesleklerini, işlerini kaybetmiş veya tutuklanmış, soruşturulmuş, bir anlamda damgalandığı söylenen insanlar üzerinde hassasiyeti hukuk devleti olarak gidermemiz gerekiyor. Çünkü bunların birçoğunun müsebbibi esasında o 17-25 Aralık'tan sonra veya öncesinde bu ülke topraklarını terk etmek suretiyle şu anda arananlar konumunda olan kişiler. Yani siz tutuklama tedbirini, yakalama tedbirini tatbik edecekseniz evleviyetle o kişilere tatbik edeceksiniz. Bulursanız. Yani netice itibariyle ben şunu ifade etmek istiyorum. İsabetli bir soru sordunuz. Bunların bütün yolu hukuktan geçer. Evet. Yani siz o hukuk süreçlerini, efendim işte ceza yargılaması tekniklerini, efendim işte yollarını, yöntemlerini doğru dürüst, rasyonel yani akılcı, eşit, hukuki ve dürüst uygulayamazsanız, hukuk güvenliği hakkınız
olamayacağı gibi insanlar sürekli korku içinde dolaşırlar. Netice itibariyle şimdi hani ben size şunu söylemek durumunda kalıyorum. Tutuklama tedbirinden tutun da yakalaması, delillendirmesi hepsini en zor şartlarda bile olağanüstü halde dahi en doğru şekilde, isabetli şekilde uygulamanız gerekir. Zaten hukuk devletini başka yapılardan ayıran budur. O hal hukuk devletini askıya almakta değildir. Yani şöyle söyleyeyim, hukuk devleti ilkesi askıya alınmayacak ama insan hak ve hürriyetleri konusunda ciddi sorunların, yani askıya alınma süreçleriyle ilgili yaşandığı vaki, ama bunların hiçbirisi hukukilik denetimine, hak arama hürriyetini ortadan kaldırmaz Yavuz Bey. Yani netice itibariyle siz kanunla bağlısınız. Bakın en önemli mesele Türkiye'de bağlı olduğunuz anayasanıza, kanunlarınıza. Yani siz kanunlarınızı, anayasanızı eleştirebilirsiniz ama ona uyuyor musunuz? Yani önce mesele bu. Ona uyarken doğru dürüst eşit şekilde hareket edebiliyor musunuz, edemiyor musunuz? Buna bakmak lazım. Bu anlamda bakıldığında insanlar tabii şunu diyor. Ya eşit uygulama nedir? Yani siz birkaç gündür, işte bir haftadır bir haber dolaştı, işte Atatürk'e hakaret noktasındaki bir takım eylemleri gördük. Yani neticede ona karşı da kanunu işleteceksiniz ama eleştiriye müdahale şeklinde değil. O orada Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli değerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yönelik hareketleri siz kalkıp da efendim işte ya bu ifade hürriyetidir, bu şekilde değerlendirilebilir mi, değerlendirilmez mi diyerek yumuşatamazsın kardeşim. Böyle bir dünya yok. Bir taraftan onu yaparken diğer taraftan da hiç marş tanımadan bir takım olaylara ya da yazılara ya da haberlere karşı müdahaleniz son derece de hızlı olursa insan acaba eşit mi diye bakıyor. Yavuz Bey, ve basın hürriyeti demokratik toplumlarının ve bizim de neticede Avrupa Birliği'ne aday ülkeyiz hala. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne, Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi'ne tarafız. Bu noktada baktığımızda ifade ve basın hürriyeti bir ülkenin, toplumun, bireylerin vazgeçilmezi, olmazsa olmazıdır. Yani bununla övünebilmek için bu ortamı sağlamanız gerekir. Onun için de eleştiriye de efendim en azından mesafenizi, yani eleştiriyi bir hakaret veyahut da başka şekilde değerlendirmemeyi bilmeniz, o anlamda hukuka, kanuna riayet etmeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum, soruşturma yapabilirsiniz. Bakın soruşturma da hocam çok kritik bir şey soracağım. Üzerinde şunu söyleyeyim, caydırıcı etki oluşturur. Çünkü sürekli soruşturulan, sürekli soruşturma etkisi baskısı altında kalan gazeteci de dilediği gibi hür bir şekilde haber almak yani Türkiye'de Türkiye'de çok kolay olduğunu yani zannetmiyorum bundan sonra. Yani gazetecilik yapmanın o ifadeleri, yani çok zor bir şey. Bir başlık üzerinden bu tutuklama gerçekleştiği bakın, için söylüyorum. Bakın tekrar söylüyorum, bu konuda ama normalleşmemiz lazım. Evet, kanuna dönmemiz lazım. Kritik bir şey söyleyeceğim. Biraz önce sizlere ceza muhakemesi kanunundan, Türk Ceza Kanunu'ndan veya terörle mücadele kanunundan bahsederken dikkat ederseniz onların iyiliğini, kötülüğünü kurallara uymak gerekir. Yani teoride o kuralları koyup da pratikte istediğin gibi hareket edip gevşetip onu daraltamazsın. Kritik bir şey hocam. Hakimler, savcılar acaba bu süreçte o halde diyorsunuz, siz de altını çiziyorsunuz. İşte verilen bir takım kararlar sonrasında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndan alınan kararlar da var. Bu bir şarkıcı ve Murat Aksoy ile ilgili davada. Evet. Şimdi bu hakimler ve savcılar üzerinde de Atilla Taş'la ilgili olanı söylüyorum. Aklıma gelmedi birden. Çok teşekkür ederim. Bu alınan kararlar hakimler ve savcıları da bir baskı altında tutar mı? Onlar üzerinde de bir baskı tutar, yaratır tabii mı? Yani şu anda hakimler, savcıların elleri rahat mıdır? Böyle vicdani rahat mıdır? Size, isabetli soru sordunuz. Yargı bağımsızlığını, tarafsızlığınızı anayasaya yazmak, kanunlara yazmak mesele değil. Onu uygulamak meseledir. Bugün bizim kuvvetli ayrılığında uyuşmazlıkları çözmek konusunda en zayıfımızdan en güçlümüze kadar gitmemiz gereken yer neresi? Yargıdır. Oradaki hakimin, yargıcın bağımsızlığı, tarafsızlığıdır. Yani elleri rahat mı? Rahat olduğunu Türkiye'nin bu şartlarında söyleyebilmek mümkün mü? Yani şu gün 4000-4500 civarında hakim savcının bir yapıya FETÖ iddiasıyla oralarla mensubiyet ilişkisi gereğince HSYK adıyla bildiğimiz Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, yeni adı Hakimler Savcılar Kurulu tarafından mesleklerinden alındıkları mı? Ben tutuklamazsam başım belaya gider diye düşünmez mi yani bir hakim? Veya düşünmemeli. Düşünmüyor mu sizce şu anda? Ya düşünebilir tabii ki. Şimdi bunu bana, ben hakim olmadığım için size elbette hayır, gözlemliyorsunuzdur diye. Yakından gözlemliyorsunuz. Gözlemlediğimiz soruya vereceğimiz cevap elbette.
hassasiyetleri, devam eden olağanüstü hali, efendim aman ben burada bu kararı verirsem şuculukla buculukla itham edilebilir miyim, edilir miyim? Yani buradaki Hakimler Savcılar Kurulu da veya bizim yargı mekanizmamızın da bu iddiaları doğru dürüst araştırıp ayrıştırması gerekir. Elbette o baskıyı sizin kurmamanız lazım. Yani siz bugün baskının sadece gazeteciler üzerinde olduğunu söyleyebilir misiniz? Bakın biraz önce söylüyorsunuz, acaba Hakimler Savcılar bu tür baskıları hissetmiyor mu? Yani biraz önce bahsettiğiniz o tahliye kararını veren hakimler ve savcısı geçici olarak açığa alınmışlarsa veya haklarında bir inceleme devam ediyorsa elbette rahatsızlık oluşturur. Elbette ona katılabilmek mümkün mü? Ne olursa olsun. Yani çünkü niye toplumda bunun yansıması maalesef ne oluyor? Siz diyorsunuz ki yargı bağımsızdır, tarafsızdır ama bunları pratikte kullanma konusunda göremiyorsunuz veya toplumda öyle bir algı oluşuyor. Elbette bunlar sorun. Bunların aşılması lazım ve bakın şunu söyleyeyim. Bunları aşarken de bir takım bahanelerin arkasına sığınamazsınız. Mutlu. Yani bir taraftan diyorsunuz ki biz FETÖ iddialarından arınacağız. Bu şekilde mensupları bu toplumdan arındıracağız. Hatalar yaptık. Kurtulacağız ama bunun kurtulması sırasında izlediğiniz yöntemlerde elbette o bağımsızlığa, yargıç bağımsızlığına ve tarafsızlığına da halel getirmemeniz lazım. Çünkü hayat devam ediyor. Evet. Dinamik. Yani yaşam devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Şu saatte de yarın da devam edecek. Yani siz Türkiye'yi bir saatte dondurup da arkadaşlar hadi bakalım biz burayı bir düzeltip ondan sonra yola devam edeceğiz diyemezsiniz. Neticede ortada devam eden dinamik bir hayat yapısı var. Dolayısıyla ben şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin önemli meselesi hukuktur. Maddi hakikate ve adalete ulaşmaktır. Hukuk kurallarını doğru dürüst kullanmaktır. Zaten devletleşmenin tarihe gittiğinizde baktığınızdaki en önemli meselesi insanların hak arayışıdır, adalet arayışıdır, hürriyet arayışıdır. Yani neticede biz bu saatten sonra bunlardan geri dönmemeliyiz. Dolayısıyla bu 15 Temmuz travmasından da bunların sonuçlarından da olağan hukuk düzenine geçmek suretiyle başkalarının ağızlarına bir anlamda deyim yerinize laf vermemek, gerekçe vermemek için bizim insanlarımıza, o insanların hak ve hürriyetlerine, hakikaten uluslararası taahhütlerimize ve iç hukukta, anayasamızda, kanunlarımızda, taahhütlerimize bağlı kalmak suretiyle hukukun evrensel ilke ve esasları çerçevesinde yaklaşmamız gerekir. Bir insan hata da yapabilir ama hata yapmanın bedelinin efendim işte uzun tutukluluklarla, yargılamalarla değil, gerçekten varsa neyse suçu onu ortaya koyup cezasını tatbik etmek suretiyle gereğini yapmanız gerekir. Bir taraftan bunu yaparken diğer taraftan cezaevleri dolu olduğundan bahisle efendim örtülü haflar, açık haflar, kısmi haflar çıkararak o taraftan adalet dengesini bozarsanız o da bir sorun. O da başka bir sorun. Söyleyeyim size. O da adi suçları arttırır toplumda. Peki. Anlatabildim mi? Yani bu tabii. 80 milyonluk bir toplumdan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bizim birdenbire bir sihirbaz mandrake yok yani. Böyle elini şıklatıp da her şeyi düzelteceğiz. Ama bizim en azından idarecilerimiz nezdinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde, liderler nezdinde Türkiye'nin en önemli meselesinin hukuk ve adalet olduğunu bilerek, çünkü adalet mülkün temelidir dediğinizde bu sözde kalmamalı. Peki. Bunun sözde kalmaması için de bağlı olduğunuz anayasa, kanunlar ve en önemlisi de hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında kanun düzenlemeniz ve bunları tatbik etmeniz gerekiyor. Yani olağan hukuk düzenine Türkiye'nin bir an önce geçmesi lazım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kapsamlı bir değerlendirme oldu. Sağ olun. Yorduk sizi. Profesör Doktor Ersan Şen.